Dostlar Avdünyam kanalından herkese merhaba. Bugün sizlere Levrek adlı olan en favori rengiyle 4 adet saati üzerine sohbet edeceğiz. Birbirinden avcı, birbirinden şahane bu saateler ile güzel balıklar kandırmıştım. Videoları kanalımda mevcut. Nelerden bahsedeceğiz? Bu 4 adet farklı saatinin gramajlarından, boylarından, atış eriminden, VTD alış şeklinden gibi konulardan bahsedeceğiz dostlar. Kanalında Duo, Seors, Japones saatelerinin avları mevcut. Sadece İMA, Pugaçev, Kobra'nın avı mevcut değil dostlar. İzlemediniz. Şimdi hemen bir İMA Pugaçev ile kandırdığım ve kaçırdığım bir balık videosunu izleyelim. Ondan sonra konuşmamıza devam edelim dostlar. Oha! Or! Ah! Bıraktı. Görmedin mi? Evet dostlar, artık kanalımda da İMA Pugaçev'in bir aksiyonlu balığı var. Güzel bir trofe kaçırdık. Sağlık olsun diyelim. Dostlar öncelikle saatelerin boylarından, gramajlarından, fiyatlarından ve seri numaralarından bahsedelim. Ondan sonra genel bir sohbet üzerine devam ederiz. Öncelikle dostlar İMA Pugaçev Kobra 21-34 seri numaralı 9 santim 12 gram ağırlığındaki sahtemiz. Şu an Türkiye'de bu markayı bilmeyen kimse yoktur diye düşünüyorum. Piyasa değeri dostlar 250-260 TL civarı satışı var. İMA Pugaçev'e en çok benzeyen, andıran sahtemiz Efe Japones Snake HG 2600 serisi arkadaşlar. Aynı 9 santim 12 gram ağırlığında. Piyasa değeri şu an 60 TL civarı satılıyor arkadaşlar. Şöyle dostlar Seors X-Fortina 418 seri numaralı. Bu 9 santim 12,3 gram ağırlığında arkadaşlar. Ekstra bir 3 gram katmış diğer iki modele göre. Bunun da aynı piyasa değeri şu an 60 TL civarında satılıyor dostlar. Gelelim şöyle. Duo Realist Pencil Ottoman 1453. Bu 8,5 santim dostlar. 9,7 gram ağırlığında. Şu anki piyasa değeri 140, 130-140 TL civarı dostlar. Evet dostlar. Görmüş olduğunuz gibi İMA Pugaçev fiyat olarak en yakın sahteye ikiye katlamış durumda. Gerekli mi gereksiz mi konuyu size bırakıyorum dostlar. Diğer saateler balık tutmaz mı ya da İMA gerçekten bu parayı hak ediyor mu? Bu tamamen sizin görüşünüz, sizin fikriniz dostlar. İsterseniz videoda yorumlar kısmında bu konuyu konuşabiliriz dostlar. İMA Kobra evet gayet başarılı bir sahte. Kendini kanıtlamış, adına hafızalar kazınmış bir model dostlar. Balık alıyor mu? Alıyor. Atışı iyi mi? İyi. Bana göre tek sıkıntısı gerçekten fiyatı dostlar. Gereksiz bir pahalılığa sahip. Parası olanlar için ya da paraya acımayanlar için önerebilirim. Şiddetle öneririm dostlar. Öğrenci işi olsun. Sonuçta aynı balığı tutmayacak mı diyorsanız ise diğer modellere göz atmanızı tavsiye ederim dostlar. Tüm saatelerin yüzüşü ve atış yerimini ben kayda aldım. Sizlerle beraber birazdan onları da izleyeceğiz dostlar. Şöyle ortak özelliklerinden bahsedeyim dostlar. Renk olarak aynı. Ortak olmayan özelliklerde benim gözüme batan tek sıkıntısı şöyle arkadaşlar. İMA Pugaçev'de kurşun sesi yok. Sadece iğnelerden gelen bir ses var. Japones'te çok yani belli belirsiz bir ses var. Yok denecek kadar bir şey. Seors'ta Japones'e göre bir tık daha üstün. Ama Duo'da görmüş olduğunuz gibi gayet kurşunlar birbirine vuruyor. Balığın dikkatini çekmesini sağlayan güzel bir özellik diye düşünüyorum Evet dostlar. dostlar. İkinci sahtemiz İMA'ya en çok benzeyen gram, boyut, yüzüşü, atış erimi aynı olan Efe Japanese sahtesi. Kanalımda bu sahteyle 3 adet levrekli video çektim dostlar. Dilerseniz bakabilirsiniz. Ben çok başarılı buluyorum bu sahteyi. Bakın İMA ile arasında çok fark bulamazsınız. Hemen hemen şekil olarak da aynı dostlar. Yani diğerlerinden daha çok benzer bir sahte.
fiyat performans ürünü diyebiliriz. Dostlar bu görmüş olduğunuz genel olarak tüm sahteler için şunu söyleyebilirim sizlere. Kayaya çarpmadığınız sürece, yani ateş atarken taşlara çarpmadığınız sürece ya da taktırmadığınız sürece ya da misineyi koparttırmadığınız sürece şu iğneleri değiştirerek ömür boyu bu sahtelere iş yaptırabilirsiniz. Şu üstündeki desenler istediği kadar kalksın, istediği kadar bozulsun. Güzel yüzdürebiliyorsanız her türlü balığı alırsınız. Sadece pasta olan iğneleri. Bakın mesela bunun zamanı gelmiş durumda dostlar. Bu üstündeki iğneler orijinal değil. Benim yaptığım iğneler arkadaşlar. Pastanın da değiştirirseniz avcılığını ikiye katlamış olursunuz. Gelelim Sears Süsüstü sahtesine dostlar. Benim kanalımda şu an bir levrek avı ve bir istavrit avı var bu sahte ile ilgili. Gayet başarılı buluyorum dostlar. Hatta özellikle bu sahteyi başka hiçbir markaya modele değiştirmeyecek arkadaşlar tanıyorum. İma ve Japanese çok fazla benzerliği olmamakla beraber, ikisine çok fazla benzerliği olmamakla beraber dostlar, avcılığına diyecek hiçbir lafım yok benim. Gayet başarılı, güzel bir sahte. Evet. Son olarak da bağımsızlığını ilan etmiş Duo Realist Pencil Ottoman 1400-1500 sahtesine gelelim dostlar. Kendi bağımsızlığını kurmuş gerçekten. Diğerlerinden boy, gram yapısı ve ses olarak farklı. En benzer yanı rengi dostlar. Kanalında güzel bir trofesi var bu sahtenin. Özellikle çalkantılı ve hafif bulanık sularda diğerlerinden çok daha iyi çalışacağını düşünüyorum. Tek dezavantajı ağırlığı dostlar. Atış erimi diğerlerinden bir tık düşük. Ama avcılığına diyecek hiçbir lafım yok dostlar. Gerçekten son derecede başarılı bir ürün. Evet dostlar. Şimdi sırasıyla atış erimlerini ve yüzüşlerini izleyelim. Sonra da devam edelim dostlar. Evet dostlar. Levrek katilleri şu an elimde. Sırasıyla Ima Cobra, Japanese, Sears ve Duo sahtelerini hem yüzüşünü göstereceğim hem atış erimini göstereceğim dostlar. Birbirinden güzel modeller, renkler. Bakalım hangisi daha güzel ileri gidiyor ve daha güzel S çiziyor, VTD alıyor. Deneyelim bakalım. Evet dostlar, Ima Pukaçevi Cobra 9 santim 12 gram. İzleyelim. VTD'yi alıyor mu? İleri gidiyor mu? Atış gayet iyi. Evet. Çok güzel S çiziyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Şu aralıksız. İma'ya en çok benzeyen Japanese, Efe Japanese 9 santim 12 gram. Denemesini yapalım. Aynı nokta. Gayet ileri gitti. Bir de yüzüşüne bakalım. Yine aralıksız güzel şeyler çiziyor. Sears X Fortuna 9 santim 12,3 gram ağırlığındaki sahteyi deneyelim. Hem atış erimini hem de yüzüşünü. Aynı nokta hemen hemen. 1 metre 2 metre ağır geriye geldi ama bu benden kaynaklı da olabilir. Aynı varsayalım. Evet, S çiziyor.
ettik görmüş olduğunuz gibi. Evet dostlar, son saatimiz Duo Realist Pencil Ottoman 1453, 8,5 santim 9,7 gram ağırlığında. Denemesini yapalım. Evet, atışı güzel. Yalnız sadece 1-2 metre geriye düştü. S çizimi buradan iyi görünüyor. Sesleri de duyuyorum arkadaşlar. Tık 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 tık. Kurşun sesi içindeki. Evet. S çizimi gayet güzel. Dostlar, tümünün özelliklerini, yüz işlerini, avantaj ve dezavantajlarını gördünüz. Anlattıklarım tabii ki de benim deneyimlerimdi ve görüşlerim. Sizler de başarılı sürücü saat edinimini arıyorsanız bunları bütçenize göre değerlendirebilirsiniz. Sizlere tavsiyem, güneşin altında balık olur mu demeyin dostlar. Yeri geliyor, gün doğumundan çok daha güzel avlarım oluyor. Bu saatelerle güneşin altında kesinlikle sizleri denemenizi tavsiye ediyorum dostlar. Güneşin altında son derecede başarılı olduklarını gördüm. Videomu sonlandıracağım dostlar. Umarım faydalı olmuştur. İğneniz keskin, ipiniz sağlam olsun. Bol trafik avlar diliyorum. Hoşçakalın.